ve bir diğer değerli konuşmacımızı sahneye davet ediyoruz. Digital Partners kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Tunç Günbey geliyor alkışlarınızda. Sayın Günbey 2007 yılında Reklams Şirketler Topluluğu'na satış müdürü olarak katıldı. Daha sonra aynı şirkette doğrudan satış grup direktörü oldu. 2014 yılı başında Digital Partners Medya Planlama Ajansı'nı kuran Günbey, tüm internet reklam hizmetlerini bir çatı altında toplamayı başardı. Ve şimdi sizlerle birlikte. Evet, saatlerimiz 5:20 geçiyor. Biraz azaldık. O yüzden mümkün mertebe sunumumu daha hızlı yapmaya çalışacağım. Bir disruption dönemindeyiz. Yani her şey bozuluyor. Dijital iletişim de bu anlamda bundan gerekli payını alıyor. Ajanslar değişiyor. Ajansların görevi de biraz daha danışmanlık şapkalarını daha fazla giymeye başladı. Çünkü aslında herkesin istediği bir sonuç. Özellikle konu yurt dışında eğri ihracatla beraber satışlarını arttırmak olunca bu sonuç daha da kompleksleşiyor. Ve ister istemez bir yapının, ajansın aslında birçok hizmeti eş zamanlı olarak veriyor olması gerekiyor başarı için. Kısaca ajansımızdan bahsetmek gerekirse 6 yıldan beri sektördeyiz. Günsel Hanımlarla Marketing Türkiye ile 6 yıldan beri Anadolu'yu geziyoruz. İstanbul'da etkinlikler yapıyoruz. Çok farklı sektörlerde birçok markayla çalışıyoruz. Sadece İstanbul'da değil, tabii merkez burası ama bir yandan İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da ofislerimiz var ve bunun dışında New York'ta ve Londra'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakat tabii bu 100 kişilik bir ekiple ilk yola çıktığımızda 8-9 kişiydik. Bugün 100 kişiye ulaştık. Burada verilen aslında hizmetlerin kompleksliği bu sayıyı tetikliyor. Yani bizim kullanıcı deneyimi, sosyal medya, medya planlama, performans, data science, bunların hepsi aslında bir markanın başarıya ulaşacağı yolculuğunda gerekli etmenler. Sadece burada data değil, data olmadan yaratıcılık sadece sanat, yaratıcılık olmadan data ise ihmal edilmiştir. Önemli olan burada ürettiğimiz ürüne yaratıcılığımızla beraber datayı harmanlayabilmek çok değerli. Yani sadece satış odaklı, sadece dataya odaklı bir çalışma değil, kesinlikle burada hayal kurdurabilen, Yüce Bey'in de bahsettiği gibi müşteriye dokunabilen bir sanat geliştiriyor olmamız gerekiyor. Bunun için de ajansın rolü aslında sanatı, bilimi, tasarımı ve mühendisliği birleştiren bir danışman rolü aslında. Yani burada birçok hizmeti eş zamanlı olaraktan bir potada eritebilmek çok önemli. Ve burada da tabii farklı bilimler, stratejiden tutun kullanıcı deneyime, içerik yönetiminden SEO'ya, sosyal medyadan tutun tasarıma, yazılımdan tutun yine işte data yönetimine ve performans ve planlaması aslında bir ajansın başarıya giden yoldaki en büyük adımları. Tabii bugün biraz bunları yapıyoruz ama anlatmamız gereken, bugün anlatacağımız konu da biraz yurt dışında. Burada ne fırsat var? Yani birçok markayı dinledik. Ev Yap mesela bunların başarılarından birisi ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Biz ürünlerimizi nasıl yurt dışına çıkarırız? Ve bu aslında bizler için en büyük potansiyel. Yani Türkiye'nin biliyorsunuz lokomotifi ihracat. Özellikle dövizin bu noktada olduğu zaman yaklaşık 170 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Hedefte 500 milyarlara çıkmak. Ama bunu aslında lokomotifi de ihracat olacak. Tabii ki Türkiye'yi ihmal etmiyoruz ama ihracat. Bu noktada da baktığınız zaman Hilton'un kendi domestik pazarından yurt dışına ulaşması 24 yıl sürmüş. Ama Airbnb'nin yurt dışında birçok ülkeye ulaşması sadece bir yıl. Genelde bunları e-ticaretin büyümesinden ya da işte farklı teknolojilerin farklı hedef kitleye ulaşmasından örnek veriliyor. Ama ben de size bugün biraz daha bir markanın yurt dışındaki kontaklarına ulaşması ve yurt dışına açılması noktasını getirmek istedim. Veya Amazon'a baktığımız zaman sadece 3 yılda, Walmart 32 yılda. Huffington Post'a baktığınız zaman 6 yılda, News Corporation 41 yıl sonra ülkenin dışına adım atmış. Bu kadar da hızlı olabiliyorsunuz. Hertz gibi bir marka 32 yıl sonra ülkesinden dışarıya açılmış. Zipcar sadece 6 yılda. Yine uzun zamanlar. Ama Airbnb'ye bakın sadece 1 yılda dünyayı cover etti. Hilton az önce söylediğim gibi 24 yıl. İşte lovefilm.com, Showtime 19 yıl, o 6 yıl. PayPal'e bakıyorsunuz 2 yılda tüm dünyayı kapsadı. Yani aslında biz kendi pazarımızda da yıllarca hizmet verdiğimizi düşünürsek globalleşmemiz bizler için aslında sanıldığı kadar zor değil.
sadece kompleks. Yani zor demeyeceğiz ama doğru adımları atıyor olmamız gerekiyor. Dünyada sınır ötesi ticaret zaten bir noktaya geldi hali hazırda. Yani biz burada baktığımız zaman işte İspanya'da %58 oranında, ki bu rakamlar şu anda daha da yüksektir, kişiler yurt dışından satın alma yapıyor. Fransa'da biraz daha konservatif %41, İtalya'da %47, İngiltere'de %40, Hollanda'da %42, Almanya'da %26. Biraz daha Almanya'ya geldiğimiz zaman sınır ötesi ticarette bir farklılık olabiliyor. Ama gerçekten halihazırda Avrupalı tüketici zaten farklı ülkelerden satın alma yapıyor. Bizim yapmamız gereken burada ne gibi fırsatlar var, hangi ülkelere açılmalıyım, nerede talep var, bunu bulup orada pozisyon alıyor olmamız çok önemli. Ama niye başarılı değiliz? Yani ülke olarak bunu kabul etmek lazım. E-ticaretteki perakendenin payı çok yüksek. Daha iyi bir noktaya tabii ki gideceğiz. Amerika, Çin vesaire, burada çok daha yüksek oranlar var. Ama e-ihracatta hala çok gerideyiz. Yani toplam ihracatın payının sadece %0.5'i civarında bir e-ihracat yapabiliyoruz. Toplam ihracatın içindeki payı. Yani şimdi yani altyapıya sahip olmak çok güzel. Girişimci olmak, aslında girişken olmak çok güzel. Bizim biraz daha girişimciliğe ihtiyacımız var. Biraz daha yavaş adımlar atmaya ama sağlam adımlar atmaya. Biz çok hızlı ve bazen sağlam olmayan adımlar atabiliyoruz. Burada biraz daha içgörülere bakmak lazım. Yani burada yapılan araştırmalarda firmaların %56'sı bilgi ve öngörü yetersizliğinden ötürü en büyük engel olarak karşılarına ihracatın çıktığını görüyor. Tabii burada pazar içgörülerini tanımıyoruz. Yani pazarları iyi tanımak, sınırlı pazarlama bilgisi, tabii diğerleri de önemli. Müşteri tabanı yokluğu, dış rekabet. Ama gerçekten pazar içgörülerindeki eksiklik ve sınırlı pazarlama bilgisi buradaki en büyük sıkıntı. Çok güzel, dediğim gibi, fırsat var. 170 milyar dolardan bahsediyoruz. İhracat için devlet teşvikleri var. Yani yaptığımız yatırımların önemli bir kısmını devlet zaten geri alıyor. Burada bir ihracatçı reklam harcamaları için 400 bin dolar geri ödeme alabiliyor. Bakın, 400 bin dolarlık siz reklam çalışması yapıyorsunuz ve bunu devletten geri alabiliyorsunuz. En önemli tabii Türkiye'deki ihracat, tabii ihracat biraz daha geri planda olunca işte çelik, savunma, havacılık, kimyevi maddeler, bunlar en yüksek ihracat kalemleri. Tabii en çok da Almanya, İngiltere'ye ve İtalya'ya yapıyoruz. Fakat burada yine dediğim gibi B2C'de, e-ihracatta çok büyük bir fırsat var. Bu oran gelişmiş ülkelerde %5, %10'lar seviyesinde. Yani ortalama 20 kat veya 30 kat büyümekten bahsediyoruz. Bunun lokomotifi Türkiye'deki tabii e-ticaret firmaları olacak veya bu sektöre yeni girmek isteyen KOBİ'ler de olabilir. Ya da mevcut tekstil firmaları değil sadece, internet üzerinden satılan her türlü ürünü tabii ilgili yasaya göre, uygunluğuna bakarak da yurt dışına açabilmek mümkün. Ama bir yandan da B2B tarafı var. Yani sadece ürünlerimizi e-ticaret üzerinden açalım, tamam, burada bir yoksunluğumuz var, bir bilgi eksikliğimiz var. Ama bir yandan da bizim B2B tarafta erişebileceğimiz çok fazla pazar var. Bir üreticiysek, sanayi üreticisiysek, bir bakır üreticisiysek, bir çivi üreticisiysek, biz burada aslında hangi pazarlara girebiliriz? Hangi distribütörleri bulabiliriz? Bu noktada dijitali iyi kullandıktan sonra B2B'de de gerçekten bizler için çok ciddi fırsatlar var diyebilirim. Şimdi öncelikli olarak fırsatı tespit edeceğiz. Fırsatı tanımlayacağız. Burada talep nerelerde? Trendlerde ne var? Pazarları tanıyacağız. Pazara giriş zorlukları, ülke içgörüleri, rekabet, vergi, yasa. Operasyonel pazara giriş planlaması, reklam çözümü, tasarımı, ölçümleme ve ölçeklendirme. Öncelikli olarak fırsat tanımlamaya bakalım. Burada bazı araçlar var. Ücretsiz araçlar arkadaşlar. Harici Google'un araçları. Bugün biraz daha Google perspektifinden devam edeceğiz. Çünkü biz ajans olaraktan dünyadaki 45 adet Google'un belirlediği ihracat ortaklarından birisiyiz. Türkiye'de de 5 firma var. Özellikle büyüyen pazarlarda bu tarz ajanslar belirliyorlar. Verilerini Google bizlere açıyor ve biz de ihracat yolculuğunda markalara Google'un bütün içgörü, bilgi ve diğer verilerini kullandırıyoruz. Burada halihazırda Google'un sizlerin hemen ulaşabileceği dataları var. Kendi verileriniz, tüketici barometresi, Google Trendler, Market Finder, Think with Google, Google Public Data Explorer. Bunlar hali hazırda sizlerin ulaşabileceği araçlar. Bunun dışında ajansa açık olan, yani bizlere açık olan Market Explorer, Global Market Scorecard gibi bilgiler ve tabii Google dışı kaynaklar da var. Şimdi bunlar sizin kendi verileriniz. Öncelikli olarak az sonra biraz Analytics'ten bahsedeceğim ama Analytics'in
aslında doğru datayı verebilmesi için gerçekten ileri seviyede kurulmuş olması gerekiyor. Sadece burada gösterdiğim gibi hangi ülkeden ciro elde ediyoruz kısmından değil, doğru segmentasyonlar da yapıyor olmamız lazım. Sunumun sonuna bıraktım özellikle analytics tarafını. Ama kendi verilerimizi öncelikli olarak belirliyor. Hangi ülkeden ne kadar satış getirdiğimizi tabii ki bakabiliyorsunuz. Ya da o ülkenin içinde hangi dillerden bize satışlar geliyor. Bu da bizler için önemli parametreler oluyor. Trendlere bakmak gerekiyor. Bir arama terimi hangi ülkede, mesela burada Birleşik Krallıklar'da baktığınız zaman Kuzey İrlanda, İngiltere, Wales ve İskoçya olarak baktığımız zaman arama terimlerinin oradaki sıklıklarına tabii ki bakıyor olmak gerekiyor. Bunun dışında Google'ın yine bir ürünü olan Think with Google Türkiye size birçok ürünle ilgili birçok başarı hikayesini okuyabileceğiniz. Her gün yeni başarı hikayeleri çıkıyor Think with Google'da. Başarılı ihracat girişimleri, başarılı e-ticaret, betaları hayata geçirenler, case study'ler. Bunu mutlaka Think with Google'ı takip etmenizi öneririm. Ve halka açık veriler gezgini. Burada mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimin yavaşladığıyla ilgili verilere de ulaşmamız gerekiyor. Bunlar birebir Google'un public datası aslında. Daha sonra Market Explorer'dan biraz bahsedeceğim. Market Explorer şöyle çalışıyor aslında. Bizler öncelikli olarak buraya ürünümüzü, web sitemizi giriyoruz. Market Explorer bize şunu veriyor. Bizim web sitemizi analiz ederekten hangi pazarlarda fırsat var? Biz hangi pazara ihracat yapmalıyız, hangi pazara girmeliyiz noktasında bize önemli bilgiler ve veriler veriyor. Burada da Market Explorer'ın şöyle kısacık bir size örneğini getirdik. Önce aradığımız kategoriye giriyoruz. Daha sonra pazarlıkları önceliklendiriyoruz. Butonuna basaraktan pazarları önceliklendirmek için ilk etapta kategorilere geçiyoruz. Hangi kategoriye bir yüzde pay veriyoruz. Örnek veriyorum işte bot olabilir veya ayakkabı olabilir ya da farklı ayakkabı modelleri olabilir. Bunlara bir takım öncelikler veriyoruz bizim için ağırlıklarına göre. Daha sonra dili seçebiliyoruz. Yalnızca belli bir dilin arama sonuçlarından veri almak istiyorsanız bu yine önemli bizimler için. Ve analiz için cihaz tipini seçiyoruz. Yani hem ürün kategorileri bir girdim, bunları değiştirdim, dilleri girdim ve ben sonuçlarımı acaba bilgisayarda mı, mobilde mi ona göre seçebiliyorum. Peki bu kategorilerde ben bir ayakkabı üreticisiyim, farklı ayakkabılar üretiyorum ve bunların aslında farklı ülkelerde fırsatı arıyorum. Benim için ne gibi bilgilerine ihtiyacım var? Google'un tıklama maliyetlerini seçebilirim en altta veya işte tıklama oranlarını, tıklama hacimlerini, online satışlarını ve offline satış bilgileri de var burada. Yani ben bir ürünümü ne kadar hangi pazarda ne kadar klik aldığını, ne kadar satış aldığını, tıklanma oranları, arama hacimleri gibi bilgileri buradan görebiliyorum. Daha sonra buna halihazırda benim en popüler tabii ülkeleri getiriyor. Ama bunun içine, evet burada farklı ülkeler olabilir ama benim ilgilendiğim, ilgi alanıma giren bir pazar daha varsa onu da ekliyorum buraya. Veya bir bölgeyi ekleyebiliyorum. Ve sonuç olarak tam bana belli pazar önerileri getiriyor. İşte Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Rusya, Ukrayna gibi bilgiler veriyor, pazar önerileri veriyor. Ve daha sonra ben istersem eğer onların ağırlıklarına göre karşılaştırmalı bir tablo karşıma çıkıyor. Diyorum ki ben internetten satış yapmak istiyorsam işte Birleşik Krallık mı, İsviçre mi, Ukrayna mı, Almanya mı, Rusya mı? Onlara göre puanlarım var. Burada mesela online satışta İngiltere çok ön plana çıkıyor. Ya da arama hacminde, Google tıklamalarında hep burada İngiltere çıkmış. Ama baktığınız zaman işte bir kullanıcı başına düşen satış olarak baktığımız zaman İsviçre ön plana çıkmış. Ya da tıklama maliyeti en ucuz Ukrayna'daymış. Google'ın bu konuda en çok arama hacmine sahip olan ülkelerin başına yine Ukrayna ve Rusya geliyor. Yani en çok ayakkabı ve bot aramalarının burada olduğunu görüyoruz. Yani bu bize aslında bu ülkeler hakkında derinlemesine bir bilgi veriyor. Bakın bir üreticiyim ben ve onun hakkında hangi ülkede bu bilgilerin hepsine ulaşabilmek gerçekten artık parmaklarımızın ucunda. Ve geçen seneye kıyaslayaraktan şunları görebiliyorum. Ne kadar arama hacmi var? Ne kadar klik oranı geçtiğimiz seneye göre artmış ya da azalmış? Tıklama maliyetleri bu ülkede ne olmuş? Bilgisayarda, mobilde veya tablette. Her ülke için bunları ayrı ayrı görebildiğinizi hayal edin. Tabii bunlar sizin hangi pazara açılacağınız noktada da çok önemli bir bilgi verecek. Bundan sonra tabii yine arama trendlerini görebiliyorsunuz. Yani burada geçmiş datayı alabilmek bence çok değerli. Kategorilerinizin mevsimselliği, yani ne zaman mobilden daha çok aranıyor bu kategoride, ayakkabı kategorisinde, o ülkede, ne zaman bilgisayarda, ne zaman tablette dönemselliğine bakıyorsunuz. Son 4 yılda geriye gidiyoruz.
açık artırma metriklerinde yani 2014'ten 2018'e olarak baktığınız zaman en üstte 2018 arama hacimlerinin ay ay değişimine yani 2014'te hacim tabii ki çok daha düşükmüş. 2018'de arama hacmi artmış ve özellikle Kasım aralığa doğru yükselen bir trend görüyoruz. Tıklamalarda, tıklanma oranlarında mesela tıklama maliyetlerinde biraz daha CPC'de farklılıklar görebiliyoruz. 2018'de CPC maliyetleri yine ortalamalarda kalmış. Veya işte gösterimlerde evet bir artış görüyoruz arama hacimlerinde tıklamalarda ama maliyetlerde de bir düşüş görüyoruz. Bunu kendi ürünlerinizde 5 yıllık datasını geriye yönelik karşınıza bu tarz raporları alabilmek, eskiden bunları alabilmek için evet hem ajansınızla hem Google'la belki haftalarca yazışmanız gerekiyor. Bunlar artık bizim parmağımızın ucunda ve rahatlıkla bu raporları çekebiliyoruz. Ve mevsimsellik paneli. Yani bu gerçekten beni en çok etkileyen panellerden birisi. Yani her ülkeyi tanıyamayız. Her ülkenin özel günlerini de bilme şansımız yok. Biz de bir e-ticaret firması olduğumuzu hayal edelim. Ürünlerimiz evet bazen bot, bazen kazak, bazen mont, jean bunlar var. Ve biz de hafta hafta, ay ay, Ocak, Şubat ve hafta hafta hangi ürünümüzün ne kadar pay toplam bütçeden alması gerektiğini planlayan büyük bir panelden bahsediyoruz ve bunu her ülkeden. Yani ben yarın Rusya'ya reklam yaptığım zaman nasıl bir mevsimsellik var önümde? Hangi haftalara önem vermeliyim? 2018'de hangi haftalar ve 2019'da gelecek dönemde hangi haftalar bizim ilgimizi çekiyor? Ve içgörü bulucu. Yine Google'un önemli bir noktası. İçgörülere ihtiyacımız var. Yani bizim markamızı, bizim kategorimizde yurt dışında işte dediğim gibi Rusya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, Hindistan'da veya Afrika'da veya Arap ülkelerinde benim hedef kitlem ne yaparlar içgörü anlamında? Ne gibi ilgi alanları var? Ne marka kıyafet giyerler? Ne marka araba kullanırlar? Ne tarz müzik dinlerler? Hangi restoranlara giderler? Yani her ülkede farklı bir içgörüsü var ve Insights Finder'da Google'ın içgörü bulucusu yine dahili hizmetlerinden birisi. Bu da bize bu bilgileri veriyor. Şimdi bu işin aslında biraz daha arka taraftaki teorik ve stratejik araştırması. Bir yandan da bizim operasyonel olarak da o pazara giriş için planlamaya ihtiyacımız var. Burada yerelleştirme, lojistik, ödeme müşteri hizmetleri. Biraz bahsettik bundan ama Google'ın verileri çok çarpıcı. Bence görmenizde fayda var. Diyor ki %72 web sitelerinde kendi dillerinde vakit geçiren tüketicilerin oranı. Yani yurt dışında da %72 kendi dillerinde vakit geçiriyor ortalama bir tüketicinin. Yine %67'si yerel ödeme yöntemi sunmuyorsa bir firma e-ticaret sitesinde ürününü sepete eklemiş olmasa bile vazgeçiyor. %60'ı tek bir kötü müşteri hizmetleri aldığı zaman tek bir. %60'ı alışveriş yapmayı bırakıyor. Yani bunlara dikkat etmediğimiz zaman zaten başarı da gelmiyor. Niye başarılı olmuyoruz? Doğru yerelleştirmediğimiz zaman yerel ödeme yöntemlerini IP bazlı otomatik belirleyecek ve hayata geçirecek şekilde olmadığı zaman oranlar çok çarpıcı. Mutlaka buna dikkat ediyor olmak gerekiyor. Avrupalılara baktığımız zaman kendi dillerinden olmayan web sitelerini ziyaret etmek istemeyebiliyorlar. %56'sı. Evet biz bir yandan alışveriş yapıyorlar diyoruz ama kendi dillerinde kendilerine yine doğru bir şekilde hitap edilmesi ve kendi dilinde olması onlar için çok önemli. Ama çeviri yerelleştirme değil. Biz genelde çeviri bürolarından yararlanıyoruz. Burada o ruhu, o hissiyatı aslında tam veremeyebiliyoruz çeviri noktasında. Birebir burada farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ve tabii ajanslar da burada sizin için önemli oluyor. Özellikle bu Google Export ajansları. NordVPN bir VPN firması. Ve baktığınız zaman dil sayısını 8'den 17'ye çıkarıyor. Yerelleştirme noktasında ve müşteriye dönen ziyaretçi, eskiden 8 dil daha az değil bakın ama 17 dile çıkarıyor. Müşteriye dönen ziyaretçi %20, bu case study'si Google'ın. %35 ve teknoloji firması baktığınız zaman ve kazanılan müşteri başına maliyet düşüşü de %35. Bakın sadece 8 dilden 17 dile çıktı diye. Ve çok da güzel bir CMO'sunun yorumu var. Google'un yerelleştirme hizmeti güvenilir çünkü kalitesini garantilemek için çeviriler redakte ediliyor. Hizmet mükemmel çalışıyor. Yani çeviri ve daha sonra onun redaktasyonu bizler için çok değerli. Kampanya çevirmeni burada devreye giriyor. Ne yapıyor? Bizim Google Ads'in katma değerli bir hizmeti. Sadece aramada değil, görüntülü reklam ağında özel profesyonel çeviri
ve 200'den fazla dil desteğinden bahsediyoruz. 17 de dil, 200 tane dil desteğine ve ortalama 4 ila 10 iş gününde Google bize bu çeviri hizmetini sağlıyor. Ve en gelişmiş teknolojileri tabii kullanıyor. Gerçek zamanlı yapıyor. İki ayrı profesyonel çevirmen tarafından redakte edilip inceleniyor. Daha sonra da Google Ads üzerinden etkinleştirilebilir ve indirilebilir bir halde ajansa upload ediyor. Yani buradaki talep süreci ajans ve Google arasında şöyle ilerliyor. Ajans ilk başta Google Ajans Google Çeviri Hizmet Talebi formunu dolduruyor. Daha sonra Google bunları çevirileri ortak bir klasöre yüklüyor. Daha sonra ajans bunları tekrar Google'un metnini bulduğu yerle ilgili bilgilendiriyor. Ve Google'da çeviri kalitesini kontrol için ajansla birlikte bunu redakte ediyor ve yayına geçiriyor. Çok ekskluzif bir hizmet. Ve beraber export projesi yaptığımız markalara verdiğimiz ücretsiz bir hizmet. İşin güzel yanı bu. Yani oldukça da değerli ama pahalı. Ücretsiz ama değerli bir hizmet olarak söyleyebilirim. Dil desteği verdiğimiz birçok dil var. 200 tane dilden bahsediyoruz. Daha da bulamıyorsak bu listede, yine onlara haber veremiyoruz. Onu da bu listeye ekleyebiliyor. Tabii bu sadece yerelleştirme değil, hızlı teslimat. Bakın ürünlerin 1-2 günde teslim edilmesini bekleyen tüketicilerin sayısı artıyor. Hele Hollanda'da 2 gün içinde. Hollanda çok hızlı istiyor. Baktığınız zaman Nordik ülkeler biraz daha bu konuda rahat. Yani hani onlar daha 6 gün ve fazlasını tabii orada erişimde, ulaşımda, Kuzey Kutbu'na doğru da yaklaştıkça belki zorlaşabiliyor fiziksel şartlar. Onlar daha esnek olabiliyor ama Hollandalılar öyle değil. %37'si hemen teslim olsun istiyor. 2 gün içinde en geç. Veya teslimat tercihleri değişkenlik gösterebiliyor. Mesela posta kutusundan alırım. Yani bu bilgilere bakmak... Tabii ben burada belli bir kısmını buraya getirebildik. Sadece belli ülkeleri buraya getirebildik. Ama bunları bütün dünyaya yönelik her türlü bilgiye ulaşabilme şansım var. Yani posta kutumdan alırım diyor mesela Fransızlar, Nordik ülkeler, Almanya. O önemli. Dağıtım merkezinden alırım diyenler mesela Nordik ve Fransızlar dağıtım merkezi diyor. Gündüz saatlerinde evde alırım diyen turuncu önemli bir kısım var. Turuncu gündüz saatlerinde evden alırım diyor. Akşam saatlerinde evden alırım diyen farklı ülkeler var. Mağazadan teslimat mesela baktığınız zaman onlarda şu mavi küçük bir bölüm hala click and collect çok gelişmiş değil ama mesela İngiltere'de biraz daha fazla yine Nordik ülkelerde gidip mağazalarda almak ve dokunmak. Ona göre siz hangi ülkede click and collect yapacaksınız? Sevkiyatınızı ve teslim sürelerinizi orada kullanacağınız cümleleri de buna göre değiştiriyorsunuz. Bunu söyledim zaten. Yerel ödeme yöntemi sunmayan kısmına geldiğimiz zaman yine burada farklı ülkelerde farklı ihtiyaçlar var. Bakın banka kartı ya da kredi kartı. Mesela Belçika'da çok yüksek ama Almanya'da %18. Yani orada ön planda olan tabii biraz daha PayPal. Mesela PayPal'e %34. İngiltere'de PayPal gibi online ödeme sistemleri %41 seviyesinde. İspanya'da yine çok önemli. Banka kartları Polonya'ya geldiğimiz zaman biraz daha düşük. Burada yine PayPal'in çok önemi var veya banka transferinin çok önemi var. Yani burada hem İş Bankası'nın çok güzel çözümleri var. Zaten az önce sunumlarında da vardı. Onlardan faydalanabilirsiniz. Veya Google bu anlamda size tek tek her konuyla ilgili sizle bu hizmetleri alabileceğiniz servis sağlayıcılarını buluşturuyor. Ödeme servisleriyle işte Ingenico'dan tutun, Worldpay'e, Wirecard'tan, PayPal'e, Stripe'la ve bütün bu danışmanlık hizmetini bizler markaya yine İş Bankası'ndan da alabileceğiniz gibi tek tek bunun kaynağından da alabilme şansını bize veriyor. Tabii ödeme yöntemlerine baktığımız zaman Türkiye kredi kartında %80. Olarak bakıyoruz mesela. Polonya'da banka transferi %46. Almanya'da banka transferi %29. Kredi kartı %14. Yani o kadar farklılaşıyor ki tabii bizim web sitesindeki sayfalarımızın da IP adresinden bu ülkelere göre bu online ödeme sistemlerini ön plana çıkarıyor olması. Kafa karıştırmadan o ülkenin yerel ödeme sistemlerini. Mesela baktığınız zaman Brezilya'da kredi kartı bize benziyor biraz daha Brezilya. Singapur'da öyle. Kanada'da zaten Amerikalara gittiğimiz zaman kredi kartını ön planda görmeye başlıyoruz. Ama Peru'da mesela nakit hala. Peru nakit ülkesi. Banka transferi, kredi kartı, banka kartı falan onlar %19'lardı. Çok daha geride. Yani bunlar bizim aslında devamlı olarak değerlendirmemiz gereken. Tabii bu ekranlarda değişiyor. Ve müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetlerinin öneminden zaten hiç bahsetmeme gerek yok. Ama burada baktığımız zaman işte erkek kadınların farklı işte hızlı dönüşlerde, ücretsiz iletişimde, müşteri danışmanıyla anında iletişimde beklentileri var. Zamanım azaldığı için hızlanıyorum. Ve ne kadar bekleyeceğiz? Yani e-posta için, mesela bu İngiltere için hazırlanan bir şey, e-postada bir günde cevap bekliyor. Veya sosyal medyada veya video sohbetinde her ülkenin de müşteri hizmetlerinden beklentisi farklı.
Bunu da bilmek gerekiyor. Yani müşteri hizmetlerini de tanımak gerekiyor. Ve burada da Google'ın iş ortakları ağının bir parçası olduğunuzu unutmayacaksınız. Yerelleştirmede, işte çeviri vesaire gibi konularda, ödeme sistemlerinde, müşteri hizmetlerinde ve lojistikte dünyada anlaştığı firmalar ve Magellan diye özel bir projesi var. Magellan tamamen ihracatı Türkiye'de ve dünyada arttırmaya yönelik ve Google'u bu anlamda kullanmaya yönelik bir program. Bütün bu hizmetleri danışmanlığını bir fiil markalara beraber gerçekleştiriyoruz. Tabii son olaraktan size evet hep neden bahsettik? Veriler. Ama bir yandan da işte bu pazarlama bilgilerini alıyoruz, doğru. Pazarları tanıyoruz. Daha sonra da marka iletişim, markamızı oluşturacağız ve erişimini genişleteceğiz. Tabii burada gör, düşün, yap, önem ver. Yani ilk etapta bilinirliğimizi biraz daha artırıp daha sonra bunu satışa dönüştürecek reklam uygulamalarını, burada çok fazla detaya girmek istemiyorum, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii en son noktada her ülke için farklı strateji diyoruz ama e-ticaretin dinamikleri de çok değişmiyor. Verimizi mutlaka anlamlandırmamız gerekiyor. Burada da ileri, enhanced e-commerce dediğimiz e-ticarette olmazsa olmaz kurulumlar aslında bize başarıya. Hangi ürün en çok görüntüleniyor? Hangi ürünler tıklanıyor? Hangi ürünlerin detayına bakılıyor? Hangi ürünler sepete atılıyor veya çıkarılıyor? Kullanıcı hangi ürünü girip web sitesine görüyor ve diğer ürünlere bakmaya devam ediyor? Ya da hangi ürünün fiyatını belki pahalı görüyor, siteyi terk ediyor hangi aşamada? E-ticaret sitenizde enhanced kurulumlarınızı tabii yapıyor olmamız gerekiyor. Ve müşteri segmentasyonu. Yani Analytics'te standart ürününde biliyorsunuz bu segmentler yok. Yani orada kullanıcılardan bahsediyoruz. Evet ülke ülke görebiliyoruz ama bazen bizi churn eden, bizi bırakan müşteriler, discount hunters yani indirim isteyenler, yeni işte evliler, gençler, aileler. Bunları biz normalde göremiyoruz ama davranışlarına göre, web sitesindeki hareketlerine göre, buna göre segmente edip ülke ülke bu segmentlere daha sonra iletişim yapacaksınız. Yani indirim duyarlı olan kişilere indirime yönelik belki. Churn edenleri bizim tekrar kazanmamız için. Analytics'imizi bu şekilde segmente ettiğimiz zaman, özelleştirdiğimiz zaman hem o kitlenin yeniden pazarlama hem de benzerlerine gittiğimiz noktada bizler için çok faydalı oluyor. Yine e-ticaretin önemli noktalarından birisi, biz bunu tabii Türkiye'deki birçok müşterimize de, Türkiye'de de yapıyoruz. Yurt dışında da aynı şekilde yapmak gerekiyor. Bu dediğim gibi e-ticaretin kurallarından. Machine learning tabanlı karar destek sistemleri. Yani ben biraz daha bütçe harcarsam satışlarımı ne kadar arttırabilirim? İlla bunun için bütçemi arttırmam mı gerekiyor deney yanılı yapmak için? Hayır, bununla ilgili bazı karar destek sistemleri. Yani yatırım getirisi, reklam yatırım getirisi, aksiyon başına maliyet, bir takım regresyon analizleriyle biz burada mesela yaptığımız beraber performans danışmanlığı esnasında 2019 yılında Carrefour'un pazarlama bütçesinde makine öğrenmesini de kullanarak %22 seviyesinde bütçe tasarrufu sağlamış ekibimiz. Yani bunun gibi aslında bu karar destek hizmetleri biraz daha sizin o denemeden aslında doğru bir prediction'la da kararı vermenizi sağlayabiliyor. Tabii burada bazen potansiyel müşterimiz, bir kerelik müşteriler, tekrar eden müşteriler, loyal müşterilerimiz, bunların hepsini yeni ziyaretçi, potansiyel müşteri olarak kırıp Analytics'te ayrı ayrı görebilmemiz mümkün. Son olaraktan da tabii pazarlama otomasyonu. Yani baktığınız zaman dijital pazarlamanın 360 derece yapılması noktasında bizler için çok değerli. Burada da zaten Related da çok doğru ve önemli bir adres. Bizim de iş ortaklarının partnerlerimizden birisi. Biz biraz daha teknoloji agnostikiz bu anlamda. Yani bütün işte Related'dan tutun Hello Simple'a kadar, yurt dışında Salesforce'dan tutun Marketo'ya kadar bunların Türkiye'deki partnerliklerini yapıyoruz. Çünkü bizim için tüketici yolculuğu çok önemli. Yani web sitesini az önce bahsettik, yerelleştirme, kişiselleştirme, e-mailleri kişiselleştirme, SMS'leri kişiselleştirme ve reklam çalışmalarını kişiselleştirme. Bütün bu müşteri yolculuğu şeklinde iyi analizli oluyor. Çok ufak bir basit bir örnek olsun buraya koyduk. Cenk Bey sitede en son baktı, odaları içeren bir e-mail gönderdi, bir mobilya sitesi olarak düşünün. Ve attığımız e-mail'e bir gün içinde tıklamadığını düşünün. Ve burada e-mail okumadığında çeşitli platformlarda sadece baktığı ürünlerin görsellerini içeren reklamlar gösterdiğimizi düşünün birinci senaryoda. İkinci senaryoda e-mail'e baktığı noktada en çok ilgisini çeken odaya baktı ve bir gün sonra da indirim kodunu biz aplikasyonundan mesaj olarak gönderdik. Sadece bir şeye ilham vermek için koydum bunu. Bizim biraz senaryoya ihtiyacımız var. Önceden belirlenen senaryoları aslında kurup, bunları çok fazla çeşitlendirip reklama, e-mail'e, SMS'e ve web sitesine tekrar geldiğinde web sitesinde ne görecek? Kimler? Analytics'te segment ettiğim gençler, aileler. Yani hem Analytics'te doğru kurulum, ikincisi arka tarafta bununla eş zamanlı yürüyen pazarlama otomasyonu. Özetle,
pazar ve hedef kitle analizleri, pazar ve bütçe stratejileri gerçekleştirilecek, reklam yayınları, raporlama, müşteri yolculuğuna göre optimizasyonlar, yerelleştirme. Hani bu kadar işi yaptığınız zaman aslında bizlerin de amacı birçok departmanımızla tamamen reklamcılık değil, sizlerin danışmanı bu yolculukta aslında bir nevi yanınızda bulunan, biz ona business enhancer diyoruz. Biraz daha iş geliştirme rolü aslında geleceğin ajansı demek oluyor. Teşekkür ediyorum. Bizler de Sayın Günbey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli detayları paylaştı ve küratörümüz Sayın Göl bir kez daha sahnede. Evet, Tuğç Bey'e soru var mı? Benim bir sorum var. Evet. Hızlıca. Tabii. Dünyada bir eğilim var aslında. Fiziksel olarak olmadığı pazarlara müşteriler ihracatla beraber girmeyi ve o pazarı test etmeyi seçiyor. Evet. Türkiye'deki müşterilerle böyle bir diyalog geçiyor mu aranızda? Çok geçiyor. Az önce de standımızda bol bol o soru geldi. Bir, sıfırdan biz acaba marka oluşturabiliyor muyuz? Hangi ürünlerimizi yurt dışında satacağız? Hangi pazarlara gideceğiz? Ürün de yok ortada. Bize soruyorlar, biz hangi ürünü geliştirelim? Biz bunları görebiliyoruz gerçekten. Hangi ürüne yatırım yapmak gerekiyor? Bütün arama hacimlerini tüm dünyada iyi analiz ettiğiniz zaman bu sefer ürün geliştirmeye de aslında müdahale etmiş oluyoruz. Ürüne de, pazara da ve daha sonra bunun reklam süresi sonra geliyor zaten. Biz reklam ajansı demek de istemiyoruz artık aslında. Yani o en son adım. Ama önemli olan bu analizlerin yapılması. Kurumsal kimlik, o dokunuş çok değerli. Çünkü hep veri veri diyoruz. Bizim biraz üzerinde durmamız gereken o hani kültürel farklılıklara hitap edecek aslında bir tasarım ve oradaki hitabet tonumuz da bizler için çok değerli oluyor. Süper. Orayı da unutmayacağız. Süper. Fırsatları değerlendirmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.